Değerli ses izleyicileri, Pazar günü 29 Mart 2015 günü Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimi gerçekleşecek ve Isparta Milletvekili adayımız emekli Albay Zafer Arsoy şu anda yanımızda. Evet komutanım, çalışmalar nasıl geçti? Ön seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim, yani büyük bir demokrasi örneği sergiliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çalışmalarınız nasıl gerçekleşti? Bir gün kaldı şurada. Görüşlerinizi alalım. Tabii önce ön seçimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu yöntemi seçtiği için parti içinde büyük bir hareketlilik oldu. Bir coşku, bir festival havasında çalışmalar gidiyor. Isparta'da, Yanbaş'ta, köylerimiz, sınırlarımızda, diğer işte Eğirdir'de ve diğer ilçelerimizde gayet hareketli ve güzel günler geçiriyoruz. Ön seçim olmasının en önemli özelliği bizim hiçbirimizin yüzü Ankara'ya genel merkeze dönük değil. Yani orada ne olup bittiğiyle biz ilgili değiliz. Biz tamamen yüzümüzü halka döndük ve üyelerimizin ve hemşehrilerimizin bizi beğenmesini, bizimle ilgili bizi tanımaları için kendimizi onlara ifade etmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir yarış var. 18 kıymetli arkadaşımız kendilerini sürekli şehir merkezlerinde, kırsal bölgelerde üyelerimize anlatmaya çalışıyor. O açıdan ben bunu çok anlamlı buluyorum. Bir de burada çıkacak sonuçta da hiç kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Çünkü burada seçmenlerimizin, yani üyelerimizin hata yaptığını veya bir manipülasyon yaptığını söylemek de mümkün değil. Çıkacak sonucu da hepimiz samimiyetle saygı duyacağız ve öne çıkacak arkadaşımızı da tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin sandık başına mesela istiyorsunuz. Tabii, yani mutlaka herkes oy kullansın ve oy kullanırken de partimizin misyonunu en iyi temsil edecek. Mecliste bu ruha uygun ve partimizin programına uygun davranacak ve bu misyonu içselleştirmiş en iyi temsil edecek arkadaşımızı seçmelerini öneriyorum kendilerine. Bunu da yapacaklardır zaten. Ben bunu görüyorum. Çünkü bize sorulan sorulardan ve bize karşı olan tutumlarından samimi ancak sorgulayıcı tutumlarından ben bunu görüyorum. En doğru karar verecek. Evet, Eğirdir'de de Muazzez Yaşar Şarpçı İlköğretim Okulu'nda sandık kurulacak. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimiz orada adaylarını belirleyecekler diyoruz. Evet. Gerçekten biz de Eğirdir'de takip ettik. Bütün aday adaylarımız geldiler. Burada evet. Üyelerle birlikte oldular. Eğirdir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı ve tüm üyeler bütün adayların programlarına katılarak sizleri tanımış oldular. Evet. İnşallah hayırlısı olur pazar günü. Son bir mesajınız var mıdır? Evet. Son mesajım yani bu bir memleket hizmetidir. Ve bu konuda biz bir yola çıktık. Herkes kendi bilgisi, imkanları ölçüsünde mücadele etti. Bir yarış, mücadele demeyeyim ben ama bir yarış içinde oldu. Sonuçta ne çıkarsa çıksın, memleketimizin hayırlısı olsun inşallah. Hem bizim partimizde hem diğer partilerimizde de en layık, en uygun adaylar, Isparta'mıza en çok hizmet edecek arkadaşlarımız seçilirler. Ve mevcut şikayetçi olduğumuz pek çok problemi de çözmek için uygun ortam oluşur. Benim beklentim, dileğim, isteğim budur. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok